Şu halime bakmanı istiyorum. Bak. Gözümdeki yaşları gör. Alnımdaki teri gör. Herkese selamlar. Ben Kamer. Doğu Karadeniz bölgesinde kıyı şeridinde bir dağda yaşıyorum. His deneyim ve tecrübelerimi paylaşmaya aktarmaya çalışıyorum. Bugün armut pekmezi yapacağız. Armut pekmezi. Pekmez. Evet. Burada ağacımızdan dökülen armutlar. Genelde diplerinden toplarız. Yarı çürük olabilir, patlamış olabilir. Bunları güzel iyi yerlerini alıyoruz, tamam mı? Ondan sonra böyle dilim dilim ayırıyoruz. Gördüğün gibi çekirdekleri de var içinde. Bundan sonraki süreci de göstereceğim sana. Evet, şu anda malum armut zamanı. Armut ağaçlarımızda bayağı var. Ziyan olsun da istemiyoruz. Bir yandan yiyoruz, bir yandan etrafta komşularımıza dağıtıyoruz, bir yandan da fazlasını, işte böyle yere patlayanları ziyan olmasın diye ya böyle meyve suyu olarak tüketiyoruz, onu da göstereceğim sana. Ya da işte pekmez yapıyoruz. Kış boyunca da o pekmezini yiyoruz. Armut pekmezi gerçekten harikadır. Şimdi hem onun nasıl suyunun çıkarıldığını hem de nasıl pekmeze dönüştüğü sürecini sana ufak ufak göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı olur, belki denersin sen de. Bak, burada bizim atadan kalma kukarepe armutu dediğimiz devasa bir armut var. Bunu genelde çıkıp toplayamayız. Hep dibine döker ve dibinden dökülenleri toplarız. Onlardan da pekmez yaparız. O armutun da yapısını sana göstereceğim. İç yapısını da göstereceğim. Bugün bolca armut olacak. Bak şimdi tencerenin neredeyse tamamı dolu, görüyorsun. Dibine şu kadar su yeter. Bak. Neredeyse şuraya kadar. Bak. Şuraya kadar su var. Ha. Şimdi bunu ateşe alacağım. Evet. Bunları da şimdi keseceğim, doğrayacağım. Şimdi genel olarak bütün armutları neredeyse doğradık, kestik. Şimdi birkaç tane de böyle göstermek için sapını alıyorum. Ondan sonra bu kadar. İçindeki çekirdek falan hep bırakıyorum. Bu kadar. Bak. Şu kısmını alıyorum. Sonra doğruyorum. Dörde bölüyorum böyle. Bitti. Bak. Şu mesela yukarıdan ağaçtan düşmüş. Bu kukarepe armutu dediğimiz armutumuz. Hemen evin üstünde var ya bir devasa bir tane. Onu şu sapını alıyorum. Şu kısmını alıyorum. Bak, içi ciğerlenmiş. Buna çikolatalı da derler, ciğerli de derler. Sen ne dersin bilmiyorum ama bunu seven de vardır, sevmeyen de vardır. Ben böyle de severim ama ben daha çok böyle bunun içi beyaz olanını seviyorum. Bak, bu da kukarepe. Şu kısmını alıyorum. Daha sonra şöyle dörde bölüyorum, tamamdır. Böyle küçük parçalara bölüyorum ki suyunu iyicene salsın diye. Bak şimdi iç, elimde iki tane armut var. Bu şeker armutu. Bal armutu da derler. Bu armut farklıdır. Bunun iç yapısını göstereceğim sana şimdi. Bak içi böyle. Dış kabuğu da böyledir. Bak. Şimdi ikisini karşılaştıracağım. Bak bu da kukarepe dediğimiz. Bak sapındaki şeyi görüyorsun değil mi? Kukar gibi. Bizim burada böyle böyle kanca şeyler vardır. Ahşaptan yaparlar. Kukar derler. Böyle bir yerlere bir şeyler asmak için. Ahşaptan olur böyle. İp takarsın onu. Mesela kovaya bağlarsın. O kukarı takarsın böyle. O yüzden kukarepe derler bunu. Gördün mü? Eğri saptır böyle. Sen bunu hangi ismiyle biliyorsun? Bunun da iç kısmını göstereyim sana. Bu genelde şöyledir. Daha sonra yavaş yavaş ciğerlenir. Bak. O kadar lezzetli ki. Bak dış kabuğunu görüyorsun. İkisinin arasındaki farkı. Bak. Daha pürüzsüz. Biraz daha pütürlü pütürlü. Müthiş. Harikaydı.
da şeker armutu. Acayip tatlı oluyor. Şuna hiçbir şey değişmem. O kadar güzel ki. Aroması hafif böyle bir böyle baymıyor tatlılıkla, yani tatlı my hoş gibi ama tam değil. Bir ferahlık veriyor ağzına. Genelde böyle baş ve sonunu alıyorum ve böyle dörde bölüyorum. Tam meyve zamanı gelmiş. Acaba meyveyle bir gün çeksem mi? Ha? Bütün gün meyveyle besleneceğim. Bayağı da çeşit var şu anda. Evet, istiyorsan yorum kısmına yaz. Şunları tencereye koyayım. Ateşin üstüne bırakayım. Ve suyunu çıkaralım. Suyumu koyuyorum. Yine gösterdiğin gibi tencerenin yeter. Bak, tencerenin şurasını, tencerenin şurasına kadar su koyuyorum. Fazla koymuyorsun. Bunun iyice suyunu salmasını sağlayacağım. Evet, şimdi ikisini de kaynamaya bıraktım. Bunu yeni koydum. Bunu daha önce koymuştum. Daha hareketlilik yok tabii ki de. Evet, armutun suyu artık çıktı. Şimdi bunu süzeceğim. Aynen böyle olacak. Bak, suyunu nasıl saldı. Normalde suyunu biliyorsun neredeydi diye. Görünmüyordu zaten. Bak, şuralarda bir şeydi. Şu anda su buralara kadar çıktı. Armut şimdi zaten presleyeceğim bunu. İyicene suyunu salacak. Bak, göstereyim şöyle de. Bak şimdi. Görüyor musun? Oo, yandım. İşte böyle. Yine yandım. Bekle. Bir diğer elle yapayım. İşte böyle. Evet. Şimdi süzme zamanı. Burada bez torbam var. İçine süzeceğim. Burada süzgeç var. Altında tencere var. Süzülecek. Bunu iyicene böyle büzdüm. Üstüne kapağı koyuyorum. Baskılaması için de taş koyacağım bir tane. Evet. İşte bu kadar. Şöyle büzsün. İşte bu kadar. Bu böyle baskılansın. İyicene suyunu süzsün. Ondan sonra alacağım. Hoppa. Önümü de ıslattım. Şuraya bak. Sıra geldi elma sirkesine. Şimdi armutlarımın suyu süzülürken şu elma sirkesini de bir halledeyim. Onu da aradan çıkarayım. Oradan sirkeli kovam. Evet. Şöyle.
Aynen böyle. Orta kısmını alıyorum. Birkaç dilimde dilimliyorum ve kavanoza. Evet, elmayı böyle yarıyorsun. Ortasını alıyorsun. Bakıyorsun şu baş kısmını alıyorsun. Ve tamamdır. Buradan ikiye, üçe böldüğün zaman da buradan tamam, bu kadar. Böyle. Başka bir şey yok. Evet. Bir, iki. Evet, burada elmalarım hazır. Şimdi suyunu koyacağım onun. Evet. Evet. Bu kadar. Sadece su koyuyorum ve elmalar. Şimdi bunu gölge bir yere bırakacağım. Üstünü bir tane bezle kapatacağım. Ve her gün 15 gün boyunca her gün karıştıracağım onu. Daha sonra bırakıyorum. Ve artık oluşma sürecine geçiyor zaten. Sineklenmeye başladığı zaman da yavaştan süzeceğim. Ondan sonra da kendi anasını yapmasını bekleyeceğim. Sen sirke kurarken ne yapıyorsun? Mesela içine herhangi bir şey katıyor musun? Daha önce ben hafiften sirke koyduğum, tuz koyduğum ya da bal koyduğum da olmuştur. Ama artık sadece elma ile yapıyorum. İçine herhangi hiçbir şey koymuyorum. Zaten sirkenin gerçeği, asılı budur. Şimdi bunu gölge bir yere bırakayım. Gidelim armut suyumuza bakalım. Evet, ikincisini de buraya koydum. Bunu da dün yapmıştım. Şimdi bugün karıştıracağım. Her gün bunları, ikisini karıştıracağım. Böyle bir tane de bez koyuyorum kapak olarak. Öyle sirkem oluşacak. 15 gün. Burada elmanın üzerindeki bakterilerle elmanın şekeri güzelce böyle yiyecek birbirini ve daha sonra iyice asitlenecek zaten. Sonra sirkemiz oluşacak. Şimdi son olarak şu armut suyunu göstereyim sana. Bugünlük işimiz bu kadar. Pekmez yapımında da yarın geçeceğiz muhtemelen. Evet, armut suyunun çoğunluğu burada. Nasıl tatlı biliyor musun? Bal bal. Bak, burada da süzülmeye devam ediyor. Taş koydum üstüne. İyice süzülsün. Hepsini birleştireceğim ve yarın pekmez yapımına geçeceğiz. Evet, yeni günden herkese selamlar. Sabah saat 7. Ben ateşimi başlattım bile. Orada. Burada pekmez tavam var. Şimdi pekmez tavamı ateşin üstüne koyacağım. Şimdi yavaş yavaş armut sularımı da süzerek içine dökeceğim ve artık başlatacağım. Armut suyu nasıl çıkardığımı gördün. Bütün armut sularımı. Ben sana dün sadece bir kısmını gösterdim. Ondan o gösterdiğimin neredeyse 3 katı... O gösterdiğimin neredeyse 3 katı daha armut suyum var benim. Bu geçen çay sezonu boyunca çıkartıp konserve olarak yaptık ve kaldırdık. Şimdi çay işimiz bitti ve pekmezle ilgilenebilecek durumdayız. Bugün de pekmez yapımına geçeceğim. Evet, bak şimdi buna yeteri kadar süzdüm. Bu böyle. Bak, şu anda güzel de kaynamaya başlıyor. Bak, az kaldı. Devamlı bunun üstüne buradan böyle eklemeler yapa yapa suyunu çektireceğim. En son işte zaten pekmez olacak. Şu su o kadar tatlı ki var ya. Harika.
Evet, bunu sadece pekmez de yapmayabilirsin. Meyve şekerini kullanarak tatlandırma yapıyorlar. Mesela marmelatlarda, reçellerde elmanın suyunu çıkarıp aynen böyle kaynatıyorlar. Şekerlendiriyorlar onu. Daha sonra meyveleri katarak reçel yapıyorlar. Ya da marmelat yapıyorlar. İstersen bunu armutla da yapabilirsin. İstersen bunu direkt böyle meyve suyu olarak tüketebilirsin. Gerçekten şekerli yani. Baya baya şekerli. Tatlı bir hissiyatı var. Hani içerken şeker aramıyorsun. O kadar da güzel böyle. Hem aromatik hem şekerli. İstersen böyle yaptığım gibi kaynatabilir. Biraz böyle hafiften böyle katılaştırabilirsin. Yine pekmez de yapıp öyle de kullanabilirsin. İşte kekinde, kurabiyende tatlandırıcı olarak böyle kullanabilirsin. Şimdi biz pekmez yapacağız tabii. Genel olarak böyle armutu böyle değerlendiriyorum. Yani bununla ilgili senin ne düşüncen var? Sen daha önce yaptın mı pekmez yaptın mı armuttan? Onları da yorum kısmına yaz ya da taktik vermek istersen. Beni izledikten sonra taktik vermek istersen o taktikleri de yorum kısmına yazabilirsin. Evet, bütün gün bu ateş böyle yanacak ve bu armut suyunu uçuracak. En sonunda zaten şekerli kısmı kalacak ve karamelize olup pekmeze dönüşecek. Ben bu ateşi devamlı böyle güçlendirmem gerekiyor. Evet, pekmez yapımında herhangi başka bir şey kullanmayacağım. Sadece armutun suyu ve ateş. İlerleyen süreçte zaten kademe kademe sana bunları göstermeye çalışacağım. Kaşındım. Neyse, ben geçeyim kahvaltımı yapayım. Sabah da kalktım. Direkt bu işe giriştim. Bir yandan kahvaltımı yapıyorum. Bir yandan bunun ateşini körüklerim. Ya bütün gün herhalde bununla uğraşacağım. Başka işler de yaparım muhtemelen ama bunun ateşini hiç böyle azaltmadan devamlı aynı oranda böyle yakmak gerekiyor. Hadi bakalım nasıl olacak. O pekmezi tattığımı hayal ediyorum şu anda. Evet, pekmezim maşallah çok güzel kaynıyor. Şu güzelliğe bakar mısın ya? Geç karşısına izle böyle. Terapi gibi. Üstünde de tortu birikiyor. Onları da ilerleyen süreçte yavaş yavaş üstünden alacağım zaten. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısın? Aa. Tabii bu kadar değil. Bu azaldıkça yine şıra koyacağım üstüne. Bu üstündeki köpüğü de yavaş yavaş alıp dışarı çıkaracağım. Evet, iyice suyunu kaçırmaya başladı. Şimdi bir ufak tadım yapacağım. Tabii daha var vakti de. Ne kadar suyunun azaldığını bir görmeni istiyorum bir yandan. Bir yandan da üstündekileri alırken görmeni istiyorum. Bir de tadına bakayım, bir tadını sana anlatmaya çalışayım, hissettirmeye çalışayım. Suyu ne kadar kaybettiğini görüyorsun. Şuradaydı. Şu kadar su kaybetti. Tabii hala da suyu var. Kaybedecek. Bak, üstünde şöyle tortular geliyor. Bu tortuları alıyorum. Şöyle ateşe doğru bırakıyorum. İşte böyle. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Oh! Hey yavrum, hey. Bu tekne ne kadar geniş olursa senin için o kadar iyi. Daha çabuk buharlaşır suyu. Hadi bir tadım yapalım şimdi. Harika ya. Var ya, şeker yerine al bunu kullan işte. Tam balığa yakın değil ama şeker böyle açılmış ama biraz daha şeker koyusu artık böyle şekerden bayacak kıvamı vardır ya. Ona gelmemiş. Baymayan bir tatlılığı var. Biraz daha katılaştıktan sonra mesela kaldırırsın. Kekine, kurabiyene tatlandırıcı olarak kullanabilirsin bunu. İstersen muhallebi yapabilirsin. Ya da yapacağım marmelatta, reçelde kullanabilirsin. Her şeyde kullanabilirsin. Harika gidiyor şu anda. Evet, altını gördüğün gibi devamlı odunla besliyorum. Bu ısıyı hiç kaybettirmek istemiyorum ona. Hep böyle kaynaya 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 en sonunda zaten artık karamelize olacak. Ancak bunda çok önemli bir detay var. Belli bir kıvamı var. O kıvamı eğer kaçırırsan bu taşar ve dökülmeye başlar. Bir anda köpürüyor. Köpürdükten sonra da taşıyor. Ona çok dikkat etmek gerekiyor. Yani artık sonlara doğru ateşi daha dikkatli böyle takip edeceğim. Ve o kıvama gelmeden onu üstünden almaya çalışacağım. Aksi halde bu kadar emek boşa gider. Bu arada alnımdaki teri görüyorsun değil mi? Aşırı derecede nem var. Dün geceden beri saçlarımı da en tepede topladım. Ki enseme değmesin, yakmasın beni diye. Yani saçın niye öyle diyebilirsin belki. Ama yapacak bir şey yok. Uzun saçlıysan bir çare bulacaksın. Bir yandan da böyle çok bükmek istemedim saçımı. Öyle açık bıraktım. Bakalım bu sıcakların sonu ne olacak.
Evet bak, pekmez artık çok fazla böyle köpürmeye başladı. Şimdi bunu bir kenara alıp bakmam gerekiyor. Yoksa yakabilirim onu ve kıvamı kötü olabilir. Şimdi bunu kenara alacağım. Oo, şahane ya. Şuna şu bak ya. Baksana şuna. Çok güzel gözüküyor. Nasıl parlak. Şimdi bundan böyle bir kenara tabağın üstüne alacağım ve soğutacağım onu. Soğuttuktan sonra kıvamına bakacağım. Olmuş mu olmamış mı diye. Olmamışsa devam ettireceğim onu. Evet şu anda bakayım. Soğumuş durumda ama hala da böyle biraz akışkan. Görüyor musun? Bunu biraz daha kaynatacağım ama bu sefer kontrollü olacak. Yani başında devamlı durmam gerekiyor. Geçmeden yakalayacağım onu. Var ya, harika. Bak reçelde de pekmezde de bunu uygulayabilirsin. Soğuk bir tabak al. Bir parça yaptığın reçelden ya da pekmezden koy. Onu böyle güzelce soğut. Soğuttuktan sonra kıvamına bak. Olmuş olmamış mı diye oradan anlarsın. Aslında bu halde de tüketilebilir ancak biraz daha katılaştırmak istiyorum onu. Evet gördüğün üzere pekmezimiz hazır. Tam olarak istediğim kıvamı aldı. Şunun güzelliğine bakar mısın ya? Ya iyi ki göstereceğim dedim. Şu an dumana bakar mısın? Nasıl dumanlandı? Görüntü gitti bir anda. Evet. Şuraya bak. Şimdi bunları kavanozlayacağım. Şuna bak şuna. Şuna şuna bir bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak ya bir bak. Allah'ım. Ah. Çok güzel çok. Şuna bak ya. Ey yavrum ey. Harika. Evet. İşte bu kadar. Evet şimdi pekmezlerimi önce bir dakika. Aa. Şu üstündeki bir şeyi alayım tekrardan. Şu köpüğü alıyorum. Şöyle ateşe doğru. O kıvam bayağı katılaşmaya başladı. Aa, gözlerim yanıyor. Oh. Bunu bir an önce almam lazım. Hadi bismillah. Hadi bereketli olsun. Senenin ilk pekmezini yapmış olduk. Üzümler daha olmadı. O yüzden üzümlerden yapmadık. Dutumuz o kadar yok. O yüzden dut pekmezimiz de yok. Ancak armut pekmezimiz var. Belki bir elma pekmezi deneyebiliriz. Eğer istersen yorum kısmına yaz. İstersen senin için yaparım yani. Vallahi yapacağım yok. Elmayı, ah, elmayı genelde yeriz. Ama sen eğer istersen bir tane elma pekmezi yaparım. Elim yandı. Ah. Oh. Oh. Baş parmağım gitti. Konuşurken iş yapma. Konuşurken iş yapma. Odaklan. Elime döktüm. Ah. Ama tabii parmak derilerim kalın olduğu için o kadar kötü değil. Ama yandım. Ay, bir yandan burnum akıyor, bir yandan elim yandı. Şunu bir an önce almam lazım. Bir yandan çekim yapıyoruz. Hey gidey. Evet, elma pekmezi istersen sana bakmayacağım. Sana bakmadan söylüyorum. Elma pekmezi istersen yaparız. Üzüm pekmezi nasipse yine yapacağız inşallah. Bir aksilik olmazsa. Parmağım acıyor ya. Ulan parmak gitti. Şuraya bak. Evet. 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 Bunu da şöyle devireyim bakayım. Bu bayağı katılaştı ya. Ha, çok fazla çıkmadı. 3,5 olmadı. Aynen. Evet. Armut sularına aynen devam.
pekmezleri şuradan bir masaya alayım. Geliyorum. Oo, yandım. Yandım. Bak böyle kavanozlarda konserve olarak sakladık bunları belli bir süre. Bozulmuyorlar. Armutun suyunu çıkarttık aynı gösterdiğim gibi sana. Böyle biriktirebiliyorsun. Pekmez yapacağın zaman bir anda da böyle hani yapabileceğin zaman da bir anda hepsini birden kullanabiliyorsun. O da aklında olsun. İstersen böyle saklayabilirsin. İstersen bir sene boyunca sakla konserve şekilde. Hiçbir problem olmaz. Bezden böyle tortusunu süzüyorum. Şimdi ocağın üstüne alacağım onu. İşte ikinci pekmezimiz başlıyor. Evet, ikinci pekmezimize tekrardan başladım. Bu yine akşama kadar böyle kaynayacak. Sağ salim bugün de bunu halletmiş olacağım. Bu son zaten. Bundan daha başka yok. Şu halime bakmanı istiyorum. Bak. Gözümdeki yaşları gör. Alnımdaki teri gör. Pekmez yaptım. Savaşa mı gittim? Pekmez mi yaptım? Elim yandı. Neyse dur daha bir şeyler daha diyeceğim sana. Şimdi var ya bak şu pekmezi tadına bakan. Oo ne kadar güzel ya, nasıl güzel, bana da verse diyenlere bu videoyu göstereceğim. Kardeşim bak nasıl yaptım ben bunu. Şu tipe bakar mısın ya, bu kolay olmadı ha. İşte benim 3 tane kavanozum. Bir tane de şu kadarcık bir kavanoz etti. Yani burada 600, 600, 600, 1800, 2 litre civarında belki de bir pekmezim var. O koca tencereden 2 litre pekmez çıktı. Tabii az buz değil. Şimdi bir 2 litre civarı daha çıkacak muhtemelen. Hatta belki de daha fazla çıkacak. Allah bereket versin. Yani ne diyeyim? Düşünsene. Sene boyunca tüketebileceğimiz armut pekmezimiz var burada. Gerçekten benim için kıymetli ya. Düşünsene ya, bir meyveden şimdi pekmez yapmış oldum burada. Ve sene boyunca da tüketebileceğim. İstersem kekime, istersem kurabiyeme de koyabileceğim. İstersem ne bileyim marmelatıma, reçelime bundan koyabilirim. Ya şeker niyetini. Al sana işte mis gibi doğal şeker. Bir meyveden doğal şeker. Evet, benim için müthiş bir deneyimdi. Gördüğün gibi armut pekmezine herhangi bir şey katmadım ekstra. Sadece güzelce kaynattım. Suyu karamelize oldu. Rengi de değişti. Kıvam aldırdım ona ve bu kadar. Sen bunu farklı bir yöntemde yapıyor olabilirsin. Onunla ilgili bilgilerin varsa da yorum kısmına yazabilirsin. Bu süreçle alakalı da bir düşüncen varsa, yorumun varsa yine yorum kısmına yaz. Bu arada videoları beğenerek ve kanala abone olarak ve yorum yaparak destek olabilirsin. Videoların daha fazla kişiye görünmesini senin beğenmen, yorum yapman ve abone olman sağlıyor. Bu yüzden etkileşimden çekinme, en çok da içinden gelen bir şey olduğu zaman hiçbir zaman çekinmeden yapabilirsin. Yorum kısmına da düşüncelerini yazabilirsin. İyi ya da kötü, yanlış bir şey yapmış olabilirim, uyarın olabilir. Yazabilirsin, alınacak güzelecek bir şey yok. Biz bizeyiz zaten burada. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sağlıkla kal, hoşça kal. Gerçekten benim için çok kıymetli bir deneyimdi bu da. Umarım senin için de faydalı olmuştur. Hoşça kal.